Şimdi ön kolun ekstensör bölgesinde bulunan kasları inceleyelim. Bakın burada öncelikle oryantasyon açısından bakalım. Baş parmağı görüyoruz. Elin sırtını burada görüyoruz yine. Şurada gördüğümüz yapı ise olekranon. Şimdi başlayalım. Bakın burada gördüğümüz kas, musculus brachioradialis dediğimiz kas. Şu şekilde de göstermek istiyorum. Musculus brachioradialis kasını görüyoruz. Burada gördüğümüz kas, musculus extensor carpi radialis longus. Şu şekilde. Burada da tendonunu görüyoruz. Hemen onun yanında yer alan bu kas, musculus extensor carpi radialis brevis'tir. Şurada tendonunu görüyoruz. Burada görmüş olduğumuz kas, musculus extensor digitorum'dur. Görmüş olduğumuz kas, musculus extensor digiti minimidir. Musculus extensor digiti minimi. Ve burada görmüş olduğumuz bu kas ise musculus extensor carpi ulnaris'tir. Burada da tendonunu görüyoruz. Şimdi derin planda yer alan kaslara bakalım. Şöyle baktığımızda, bakın burada görmüş olduğumuz bu kas, musculus abductor pollicis longus'tur. Şu şekilde takip ettiğimizde musculus abductor pollicis longus'u görüyoruz. Hemen onun yanında yer alan bu kas ise musculus extensor pollicis brevis'tir. Musculus extensor pollicis brevis'i görüyoruz. Şurada bakın tendonunu gördüğümüz, baş parmağa doğru giden tendonunu da görüyoruz şu şekilde. Bu görmüş olduğumuz kas, tendon, musculus extensor pollicis longus'un tendonudur. Ve son olarak bakın şurada görmüş olduğumuz tendon, yine derin planda yer alan musculus extensor indicis'in tendonudur. Musculus extensor indicis'in tendonunu görüyoruz. Hemen bakın burada musculus extensor digitorum'dan bahsetmiştim. Bunun tendonları kendileri birbirleriyle connexus intertendineus adını verdiğimiz yapılarıyla bağlanırlar. Evet, şimdi anatomik enfiye çukuru, yani fovea radialis adını verdiğimiz çukuru görelim. Bakın burada görmüş olduğumuz çukur alana fovea radialis adı verilir. Anatomik enfiye çukuru. Şimdi sınırlarına bakalım. Bakın dış tarafta musculus abductor pollicis longus'un tendonunu ve aynı zamanda burada görmüş olduğumuz musculus extensor pollicis brevis'in tendonunu görüyoruz. Dıştaki sınırını bunlar oluşturuyor. İçteki sınır ne ise, hemen burada görmüş olduğumuz musculus extensor pollicis longus'un tendonu oluşturur. Proksimalinde ise bakın burada gördüğümüz retinaculum extensorum bulunur. İçerisinde arteri radialis'i görmekteyiz. Bakın burada arteri radialis görüyoruz. Ve skafoid kemiğin muayenesini yine buradan yaptığını biliyoruz. Buradan yapılır. Skafoid kemiğin muayenesi fovea radialis'ten yapılmaktadır.